Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. İyi Parti Aksaray İl Başkanı Ömer Faruk Ağır, Gelecek Partisi İl Başkanı Muhammed Dilmaç ve Deva Partisi İl Başkanı Necati Coşkuner, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı değerlendirerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, yurtta sulh, cihanda sulh diyerek Türkiye'nin barış yanlısı olması gerektiğini anlattı. Ukrayna ile Rusya'nın savaşı bizi endişelendiriyor. Karadeniz komşularımız olması sebebiyle bu iki ülkemizin, komşu ülkelerin, dost ülkemizin savaşı tabii ki endişelendiriyor. Buradan ne çıkıyor? Türkiye 1936'daki yapmış olduğu Atatürk'ün Montre Anlaşması'nın önemi çıkıyor. 100 yıl sonrasını gören Atatürk bu anlaşmayla bizi bir nevi sigortalamış vaziyettedir. 2014'teki Kırım işgalinde Erkin yeterli bir tepki olmuş olsaydı Rusya bugün buna cüret edemezdi. Ekonomik olarak da çok büyük etkileri olabilir Türkiye'ye. Biz bunlardan Ukrayna ile ve Rusya ile ticari anlamda çok verimli bir anlaşmalarımız vardır. Tabii ki bunlardan dolayı bir endişemiz vardır. Yalnız bunlardan önce Ukrayna'daki vatandaşlarımızın acilen Türkiye'ye gelmesi lazım. Bunların burunları kanamadan bir an önce Türkiye'deki hükümet bunun çaresini arayıp ve bir an önce Türkiye vatanımıza getirmesi lazım. Buradaki önemli olan Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar az zarar olması lazım. Onu düşünmesi lazım Türkiye. Bunu mümkün olduğu kadar taraf tutmadan bu savaşı biz tarafsız şekilde idare etmemiz lazım. Bu ekonomik olarak da Türkiye'ye zararı şu şekildedir. Bizim Rusya'yla doğalgaz anlaşmalarımız var bir de üstelik. Ukrayna'yla sanayi anlaşmamız var. Bunlar da mümkün olduğu kadar taraf tutmadan bunlar anlaşmalar çerçevesinde devam etmesi lazım. Rusya ile Ukrayna arasında bölgemizin ve özellikle bizim istemediğimiz bir savaş ortaya çıktı. Bu tabii bugün olan bir şey değil, bir aydır geliyorum diyen bir sıkıntıydı. Ancak hükümet bu konuda herhangi bir önlem almadığı gibi savaşın çıkma aşamasında da ne Cumhurbaşkanımız ülkedeydi ne Dışişleri Bakanımız ülkedeydi. Bizim buğday ithalatımızın %90'ı Ukrayna ve Rusya'dan, gaz tedarikimiz bilindiği gibi Rusya'dan. Ve en önemlisi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kurtuluşun reçetesi olarak gördüğü turizm gelirlerimizin de turist sayımızın birinci sırasında Rusya, ikinci sırasında Almanya ve üçüncü sırasında da Ukrayna bulunmakta. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece bizim her ne kadar savaşın içinde olmasak bile savaşan ülkelerden daha çok sıkıntı çekeceğimiz aşikar. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeye geldikten sonra ülkemizin dünya platformunda ne hale geldiğinin göstergesidir. Ukrayna'da bizim yaklaşık 30 bine yakın vatandaşımız var. Ne oldukları belli değil. Henüz %80'ine ulaşılmış değil. Halbuki bundan önce Libya'da iç savaş çıktığında yaklaşık 25 bin vatandaşımız sağ salim ülkemize getirilmişti. Türkiye bundan önceki Gürcistan Rusya savaşında belirleyici bir faktördü, etkili oldu ve Rusya-Gürcistan savaşını engelleyemese bile krizlerini çok kısa sürede çözerek orada bir arabuluculuk yaptı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra ülkenin geldiği durum hiç kimse bizi muhatap almıyor, hiç kimse bizi önemsemiyor. AK Parti artık bu yükü taşıyamıyor. Bir an önce elini eteğini bu ülke yönetiminden çekmeli. Ülkemiz başını Sayın Genel Başkanımızın çektiği bir ekiple güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir önce dönmeli ve ülkemiz gerçek gücünü bölgesinde göstermeli ve dünya üzerindeki hakikaten dünya liderliğinin gereğini yapmalıdır. Şimdi ülkeler arasında düşmanlıkların, savaşların devam etmesi, hele bu yüzyıl devam etmesine biz şiddetle karşıyız. Savaşa, her türlü savaşa karşıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün
yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nde hareket etmesi gerekir. Yani dış güçlerin oyununa gelmemek gerektiğini bir kez daha Ukrayna'da görmüş olduk. Avrupa Birliği, NATO, Ukrayna'ya işte seni NATO'ya alacağız, Avrupa Birliği'ne alacağız gibi vaatlerle kandırdı. Ve şimdi de bu çıkan savaş neticesinde Rusya'nın Ukrayna'ya işgal etmesini sadece seyrediyorlar. Laftan ibaret yaptırım uygulayacağız diyorlar. Ama Rusya'da güçlü olduğu için yani yaptırımın falan taktığı yok. Biz şiddetle bu savaşı yani Rusya'yı kınıyoruz biz. Zaten Deva Partisi'nin politikası da barıştan yöne. Bakın en kötü barış bile en iyi savaştan iyidir. Hiçbir savaş, hele hele günümüz yüzyılında, günümüzde hiçbir savaş, insanların öldürülmesi, aç bırakılması, evsiz baksız bırakılması, vatansız bırakılması bizim hoş karşılayacağımız bir şey değildir. Biz insancıl politikalar olması taraftarıyız. Bütün komşularımız da dünya devletleriyle barışçıl geçinmek zorundayız. Biz ihracatımıza bakarız, üretimimizi ihraç etmeye bakarız. Diğer ülkeler de bize ihraç etmeye bakar. Yani burada ülkeler arasında ülke çıkarlarının göz önünde bulundurularak ikili ilişkilerin yürütülmesi, diplomatik anlamda yürütülmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Rusya'nın 40 milyonluk bir ülkeyi dünyanın göz önünde göz baka baka herkesin seyirci kaldığı bir ortamda işgal etmesini şiddetle kınıyoruz. Aksaray halkı Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın kaybedeni Türkiye olmasın dediler. Ben hiçbir şey söylemiştim. Tabii savaşı her zaman için kaçıyor. Savaş olmasa daha iyi olur ama dünya için her tarafta bir sıkıntı olur. Nasıl? Vallahi ne söyleyeceğim işte, vurmasalar birbirine iyi olur. Ben tahminim diyorum ki Rusya ile Amerika anlaştı. Amerika'ya dedi sen Suriye'ye geç. Ben de orayı da bana ver. Ben bunu biliyorum, başka bir şey bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, ne düşüneyim, kudurmuşlar işte. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Zor bir dönemdeyiz. Ha, olmasa iyiydi ama yapacak hiçbir şey yok. Olsun. Her yönden yani, bir yönden değil. Ekonomiden, paradan, puldan, altın, ne varsa gündemde yani. Ne düşünelim, Allah inşallah iyi olacak. Başka bir şey değil. Yani Rusya vurur, alacağı yeri alır, alacak yeri alır gider. Başka bir şey olmaz. Türkiye'ye bir darbe de bunlar vurur, iş biter. Başka ne diyelim yani? Vallahi burada Türkiye zarar görecek ya. Ne gibi zarar görür? Yani ne yapacağız? Bir sürü ticaretimiz vardı. Buğday, arpa alıyorduk. Oradan doğal gaz alıyorduk Rusya'dan. Çok imkanlarımız vardı. Yok, zarar görecek. İki tanesi büyük savaş edecek. Amerika'nın burada bize Türkiye'ye. Bu Amerika dağılmadıkça dünya kurtulmaz zaten. Anladın mı? Bu Amerika dağılacak, bütün Müslümanlar kurtulacak. Bütün pislik Amerika'nın başının altından kalkıyor. Vallahi biz bir şey düşünemeyiz. Ne düşünelim? Devletler bilir. Peki Türkiye'ye zarar dokunur mu size? Dokunur. Ne yönden? Ne yönden dokunur? Türkiye doluyor savaşın yarısı şimdi. Olacak yani. Dünden bir şey attılar, füze attılar. Geminin biri yaraldı. Türk gemisinin. Bu yarın bir iki gemi belki de vuracaklar. Ne bileyim ben. Bilemeyiz ki bacım, ne bileyim. Allah büyüktür. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Şimdi Türkiye %60'ını Rusya'dan alıyormuş. Buğday, doğalgaz, öteberi. Buna karşı bir şey de diyemez. Sana söyleyin. Aşağı yukarı 30 senedir harbi diyor Türkiye. Yani böyle bir devamlı. Her Allah'ın günü harbi diyor. Yani neden bu? Bak bütçeyi bu bizim çektiğimiz hep bu dış ülkelerin buraya göç etmesi. Bugün 3 milyon Suriyeli var. Ha, artı adam şey diyor. Marketine geliyor, seni bıçaklıyor, vuruyor, soyuyor. Bu savaş sonrasında da göçmenli olur mu yine sizce? Ne, oradan mı? Türkiye, evet. Oradan olamaz. Çünkü orada başka devletler çok.
Onlar Avrupa devletine yakın ya, oraya gider. Bu yana gelmez. Teşekkür ederiz. Oradan buraya gelmez ama bizim bu Suriye gibi, Afgan gibi oralardan gelen bizim göç ediyor, bizi mahvetti. Çektiğimiz de bu. Suriye'den şeyden. Bugün gaz 1000 liraya dayandı. Mazot benzin 1600 lira. Arabaya binemiyoruz. Neden? İşte bu çektiğimizde. Ben savaş hakkında bütün Müslümanların uyanık olmasını düşünüyorum. Bugün İngiliz, Fransız, Amerika Müslüman devletlerini birbirine çattırıyor. Bak ayağını geri çektim. Niye? Hani ya? Hani ya yardım ediyordunuz ha? Adamı niye boş yalnız bıraktınız? Müslümanlar uyanık olsunlar. Türkler uyanık olsun, Türkler. Her taraf Türk'ün düşmanı. Ve Müslüman devletlerinin düşmanı. Nasıl seçtiler de geldiler orduya? Bak ne diyor şimdi? Ben 600 milyonluk silah veririm. Niye asker veremiyorum? Asker veriyordun hani ya, adamı şımarttın, harbe soktun. Yalnız bıraktın şimdi. Diyeceğim bu. Müslümanlar uyandı mı olsun? Rusya, Ukrayna. Olan yine bize olacak. Çünkü Rusya ile daha Ukrayna'da ticaretimiz çok iyi. Ama haliyle yine hepimiz etkileneceğiz. Bütün her şeyde yine fiyatlar yükseyecek. İnsanlar da haliyle yine kriz olacak. Savaş yine neresinde olursa olsun dünyanın iyi bir şey değil yani. İnşallah en kısa zamanda dururlar da kimse bu kadar etkilenmez. Savaş gerçekten çok kötü. Dünyayı Ukrayna'ya idare ediyormuş gibi millet bassın. Pof kuruyor da pof kuruyor. Ya durun bakalım. Ol yok, yumurta yok. Ne olacak? Bu sonun ne olacak? Bir şey, herhangi bir şey çıkmaz yani. 3-5 gün sonra sona erer. Ne düşüneyim vallahi abim? Diyorum ki ben düşüneceğim bir şey yok. Savaş devam ederse Türkiye'ye bir zarar dokunur mu? Zararı dokunur. Nasıl dokunacak? Belki de şeylerden dokunur yani. Ne bileyim. Alışveriş şeylerden dokunur belki de yani. Başka neyle dokunacak? Yani Türkiye şimdi Ukrayna'nın başka Türkiye'yle işte ikisiyle de alışveriş yaptığı için belki de onlardan. Rusya'nın yaptığı bu olayı şiddete konuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir an önce Rusya'ya kardeş sahip çıksın ve vatandaşlarımızı getirsin. Orada aç susuz kalıyor. Barınaklarda içimiz kan ağlıyor. Onları görünce teşekkür ederim. Trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için Aksaray'da çeşitli uygulama ve denetimler yapan trafik ekipleri günün belirli saatlerinde karayolları ve şehir için trafikte drone ile denetim yapıyor. Aksaray'da yaşanan trafik kazalarının en aza indirilebilmesi kapsamında çeşitli uygulama ve denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri rutin uygulamaların yanı sıra drone ile de denetim yaparak trafik kural ihlallerini havadan tespit ediyor. Özellikle karayollarında ağırlıklı olarak yapılan drone uygulaması kapsamında polis ekipleri kilometrelerce uzaklıktan sürücüleri takip ediyor. Emniyet şerit ihlali, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlali drone ile tespit edilirken uygulama kentte belirli aralıklarla gün boyu yapılıyor. Havadan tespit edilen kurallar ihlallerinin cezası araç plakalarına gönderiliyor. Aksaray'da bekçilerin dur ihtarına uymayıp yaya olarak kaçan şüpheli emniyeti alarma geçirdi. Şahsın kaçtığı bölge abluka altına alınırken kovalamaca anı an be an araç kamerasına yansıdı. Olay Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsa dur ihtarında bulundu. Bekçilerin dur ihtarına uymayan şahıs yaya olarak kaçmaya başlarken bekçiler telsizle durumu İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne anonsla bildirdi. Anons üzerine olay yerine çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri mahalleyi adeta abluka altına aldı. Resmi asayiş ekibinin şahsı kaçarken görmesi üzerine şahıs ve polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca anı araç kamerasına an be an yansıdı. Kısa sürede kovalamaca sonucu şüpheli 815. sokakta kız kıvrak yakalandı. Kaçan şüphelinin Cuma T olduğu tespit edilirken gözaltına alınarak ekip otosuna götürülen şüpheli burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce saldırdı, sonra da gazeteyi yedireceğim diyerek tehdit etti. Üst araması yapılan Cuma T polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulamasında Cuma T'nin yağma, tehdit, yaralama ve askeri kanuna muhalefet suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan aranması olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen Cuma T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aksaray'da 9 ay önce altınlarını satıp kooperatif kuran 7 kadın girişimci kısa sürede ortak sayısını 15'e çıkardı. Kadın girişimciler ardından da 2 ay önce faaliyete geçirdikleri atölyede pantolon ve minder dikerek kendileriyle birlikte 40 kişi istihdam sağladı. İki büyük firmasıyla sözleşme imzalayan kadınlar şimdi siparişlere yetişemiyorlar. Akmesan Kadın Girişim Üretim Kooperatifi Başkanı Nevin Aydın. Kooperatifimiz 28-2020 tarihinde pandemi döneminde maske ve hastanelerimizin iş kıyafetlerini ve tekstil alanındaki eksikliklerini gidermek üzerine kurulmuş bir kooperatiftir. 2020 yılında pandemiden dolayı pek çok ürünlerin fason dikim ihtiyaçlarının göstermesinden dolayı küçük bir tekstil atölyesi kurmaya karar verdik. Kooperatifimiz 7 kadın ortaklıdır. Şu anda kooperatif ortak sayımız 10 kişidir. 10 kişiye çıkmış durumdadır. Akmesan olarak medikal ve tıbbi alanın ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade gelen pandemi döneminde çok fazla işsiz kişilerle karşılaştığımızdan dolayı kooperatifimizin biraz daha büyüyerek daha geniş çaplı hizmet vermesi için ilimizde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı'na Aksaraylı Kadınlar Modaya Yön Veriyor adlı bir proje hazırladık. Projemiz kabul oldu, onaylandı ve şu anda canlıya geçmek üzereyiz. Bunun için de Yapılcan'da 2000 metrekare bir kapalı bir alanda faaliyetimize devam etmek üzere orada çalışmalarımız devam etmektedir. Bu amaçla da Aksaray ilimizde 200 kadınımıza iş imkanı sunma imkanı sunacağız. Şu anda pek çok marka ürünlerle anlaşmalarımızı yapmış ve üretime geçmiş durumdayız. Deneme üretimleri yapıldı, sözleşmelerimiz hazırlandı. Nisan ayı gibi Allah izin verirse yapılacağında daha geniş bir imkanda kadınlarımıza meslek ve iş istihdamı sağlamış olacağız. Projemiz bu arada 1 milyon 450 bin liralık bir proje. Bunun için de bizlere destek olan başta Ahiler Kalkınma Ajansımıza, hem Nevşehir Bölge Müdürümüze, hem Aksaray Bölge Müdürlüğü'ndeki müdürlerimize, arkadaşlarımıza, İşkur Müdürümüze, Aksaray Valilik İl Özel İdare Bölümünde görevli olan arkadaşlarımıza, Engelliler Derneği'ne, aynı zamanda Otizmli Anneler Derneği iştirakçımız olarak kendileri, kooperatifimizde iştirakçileridir bu kişiler. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aksaray'ımız da hızla büyüyen bir il. Burada kadınlara yönelik bir istihdam yaratırsak ne mutlu bizlere diyeceğiz. Çünkü mutlu kadınlar, mutlu yarınlar sloganımızla yola çıkmıştık. Kadınlarımıza güvenilir, sağlam yerlerde evlerine ihtiyaçlarını sağlamak, sosyal statülerinde
gelişmelerine yardımcı olmak, kadın erkek eşitliğini sağlamak amacımız. Ahmet Sanda çalışıyorum, ilik açıyorum, makineyi bugün öğrendim. Hem öğrenip hem evimize katkıda bulunuyorum. Düşündüğün duygularını alabilir miyiz? Mutluyum burada, herkes çok sıcakkanlı. Çok seviyoruz burayı. İlk defa burada çalışıyorum, burada öğrendim. Peki duygular, düşüncelerini alabilir miyiz? Evine katkıda. Evet, çok yani mutlu oluyorum. Ailem için de daha iyi oluyor yani geçim şeyiyle. Yani en azından bir şeyler öğrenmiş oluyorum. Kendime katkım da oluyor bu sayede yani. Hiçbir şey bilmezken bir dikimdir, şeydir, her şeyi öğreniyorum. Yani bir pantolonun dikiminin mesela ne kadar sürelerden, hangi süreçlerden geçtiğini daha iyi öğrenebiliyorum. 6. aydan beri çalışıyorum geçen yıldan bu tarafa. İyiyiz, işlerimiz güzel. Nevin Hanım sağ olsun birebir bizimle ilgilenir kendisi. Her derdimize koşar, eder. Bir anne şefkati, bir abla şefkati bizimle sağ olsun. Her şeyimize ilgilenir. İşimizden memnunuz. Paramızı gününde alırız. Sigortalarımız full time yatar. Yemeğimiz var, öğle yemeğimiz. Çay molalarımız var. Rahatlık, çalışıyoruz. Biz de onun istediği işi çıkartabiliyoruz. O da bizden memnun. Çalışıyor. Bir yıldır Ahmet San açıldığından beridir burada çalışıyorum. Memnunum Ahmet San'da çalışmaktan. Ve bayanlara özellikle bir iş istihdamı sağlandığı için ayrıca mutluyuz. Bir sene yakın burada çalışıyorum. 8 yıldır da bu işteyim, makineciyim. Memnunum işimden, patronumdan, ustamdan, arkadaşlardan, herkes memnunuz. Çalışıp gidiyoruz işte. İnşallah daha da iyiye gitmeye çalışacağız. İşimizi yapıyoruz, işimizi çıkarıyoruz. Ustalarımız da bizden memnun, işimizi yapıyoruz. Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, veteriner hekimlerin meslek hayatlarında yaşadıkları sorunları anlattı. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi bizim de mesleki olarak çok ciddi sorunlarımız vardır. Bunlarla ilgili ben Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'nda uzun süreden beri görev yapmaktayım. Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları Türkiye'deki 56 tane oda başkanımızla bazı gruplar oluşturmak koşuluyla çalışarak, netleştirerek onların belirlenmesi, belirlenen sorunların da bakanlığımıza iletilerek çözüm merciğimiz olan bakanlığımızın bu konuyla ilgili çözümlerini bekliyoruz, beklemekteyiz ve bakanımıza da sürekli bu konuyu iletmekteyiz. Ne var sorunlarımız? Öncelikle fiili hizmet süremizle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bununla ilgili düzenlemelerin yapılması gerekiyor bakanlığımız aracılığıyla. E-reçete, ITS ve ATS dediğimiz sistemle ilgili, ki biraz açmak isterim bunu, insanların sağlıklı et ve ürünlerini, sağlıklı süt ve ürünlerini sofradan, çiftlikten sofraya gelinceye kadar ki tüm aşamada görevli veteriner hekim arkadaşlarımızın yazmış olduğu reçeteler, almış ve kullanmış oldukları ilaçlarla ilgili bir düzenlemedir bu. Normalde biz bildiğiniz gibi 24 saat esasına dayalı olarak ve zaman kavramı olmaksızın gece gündüz çalışan bir meslek grubuyuz. Telefon ihbarına dayalı olarak bazı veteriner hekim arkadaşlarımız sahada tedavi hizmetlerini yürütmekte, bazı veteriner hekim arkadaşlarımız kamu kurum ve kuruluşlarında denetleme ve koruyucu hekimlik işlerini yapmakta, bazı veteriner hekim arkadaşlarımız ise et süt işletmelerinde buradaki ürünlerin insanlara sağlıklı ulaşımını sağlaması için kontrol, sorumlu yöneticilik görevini yapmaktalar. Dolayısıyla gitmiş olduğumuz hastalarda yazacağımız ilaçlar, normalde her gittiğimiz hastaya reçete düzenlememiz gerekiyor. Eti ve sütü bozmayacak, insan sağlığını etkilemeyecek bir reçete, ilaç protokolü, tedavi protokolü şekline dönüşmesi gerekmektedir. Bununla ilgili bakanlığımızla çok ciddi görüşmeler içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sıkıntıyı da aşmış olacağız. Yine diğer bir sorunumuz, kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayımızın ciddi şekilde artırılması gerekiyor. Çünkü tarım ve hayvancılık noktasında yapılacak politikaların düzgün bir şekilde yapılabilmesi
ve stratejik planlamaların yapılabilmesi için veteriner hekim sayımızın kamuda artırılması gerekmektedir. Yeni veteriner fakültelerimizin siyasetçilerimizin seçim meydanlarında seçim malzemesi yapmayacak şekilde ihtiyaca yönelik olarak açılması gerekmektedir. Bir önemli sıkıntımız da bu dönemlerde özellikle suni tohumlama verilerimizde ve rakamlarımızda çok ciddi bir azalma ve düşme var. Bu konuda da Tarım Bakanlığımız uzun vadeli bir politika geliştirmek koşuluyla 2000'li yıllarda veteriner hekimlere vermiş oldukları suni tohumlama desteğini tekrar getirmek suretiyle hekimlerimiz aracılığıyla yapılacağı için bu iş hekimlerimizi suni tohumlamaya teşvik etmek koşuluyla bu rakamların artırılması gerekmektedir. Çünkü suni tohumlama bize şunu sağlıyor, et ve süt üretimi yüksek hayvan ırklarını elde etmemizi sağlıyor tohum sayesinde. Çünkü tohumlar süt verimi yüksek ve et verimi yüksek boğalardan elde edilen spermaların dişi hayvanlara uygulanmasıyla onlardan doğacak çok yüksek oranlı hayvanların elde edilmesini ve saf ırkların elde edilmesini sağlıyor. Bunun için de önümüzdeki dönemde bakanlığımız bizim için hayati bir öneme sahip bu konuda suni tohumlamaya destek vermek koşuluyla, uygulamayı yapan veteriner hekime destek vermek koşuluyla bununla ilgili de bir çalışma yapması gerekmektedir. Yine bir diğer konumuz mobil kısırlaştırmaları. Bir an önce bakanlığımızın bu işi ehil, bilen, ehliyetli insanlara yaptırmak koşuluyla, illerde üniversiteler aracılığıyla olabilir, Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan veteriner hekim arkadaşlarımız aracılığıyla olabilir, serbest çalışan arkadaşlarımızdan hizmet satın almak koşuluyla olabilir, bunlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Düzensiz bir şekilde özellikle belediyelerimizin bu konuya girmemelerini bakanlıktan biz rica ettik. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı kendilerine sunduk. Bir diğer sıkıntımız ise veteriner hekimlik mesleğimizin sağlık sınıfında yer alıp almadığı, yer alıyorsa hangi statüde yer aldığını kesin sınırlarla, görev ve yetkilerimizi net sınırlarla belirlenmesini talep ettik bakanlığımızda. Bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Onunla ilgili de iyileştirmeleri bekliyoruz. Bir diğer sıkıntımız ise şiddet, sağlıkta şiddet sınıfına acil olarak bizim alınmamız gerektiğini, çünkü bizde gerçekten zaman kavramı yok. Gece 12'de, sabaha karşı 4'te, cumartesi günü, pazar günü, bayram günü vatandaşın telefon ihbarına dayalı olarak ahırına gitmek suretiyle yapmış olduğumuz tedavilerde, ki sonuçta biz elimizden gelen tedavi protokolünü uyguluyoruz. Hayvanla ilgili oluşacak olumsuzluk durumlarında hayvan sahibiyle karşı karşıya gelmemek, münakaşa etmemek ve karşılaşabileceğimiz olumsuz fiili saldırılardan uzak kalmamız için bakanlığın bizi sağlıkta şiddet yasasına alması gerekmektedir. Bununla ilgili de çalışmalarımızı söylediğim gibi aktardım. Bu konularla ilgili bakanlığımız Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği Konseyi ile görüş alışverişi içerisinde inşallah önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılığımızın geliştirilmesi, ülkemizin gelişmiş ülkeler statüsüne çıkması için biz veteriner hekimler olarak her türlü hizmeti, her türlü gayreti, her türlü çalışmayı vermeye hazırız. Ev satışları yükselince vatandaşın ev alma hayali de zorlaştı. Hal böyle olunca yatırımcı yönünü başka yöne çevirdi. Son gelen zamlardan sonra ev fiyatları da bir hayli yükseldi. Ev satın almak isteyenler için fiyat pahalı, kirada oturmak isteyenler için ise kira çok pahalı. Vatandaş artık evi yatırım aracı olarak görmüyor. Son dönemlerde konut satış fiyatlarındaki %100'e varan artış vatandaşın ev hayalini rafa kaldırdı. Yani alamazdık, biz de alamazdık, vatandaş da alamaz, her şey kuva çıktı. Geçim şartları zorlandı. Bir kilo bir şey yani gücümüz yetmiyor. Hadi çoluk çocuk et ister, tavuk ister, balık ister. Ondan hiçbir şey alamıyoruz. Her şey zorlandı yani. Zor durumdayız.
Vallahi bir kilo şeye gücümüz yetmiyor, bir kilo bir şey almıyor. Bir kilo ıspanak alamıyor, yok. Bakalım ne yaparız? Alamam, oğlum var nişanlı, ev almayı düşünüyorum ama kara kara düşünüyorum. Yani nasıl bir ev alabilirim, alamam. Bir zamanların yatırım aracı görülen gayrimenkul, şimdilerde yerini altın, döviz ve kripto paraya rotasını çevirmişe benziyor. Hem maliyetleri yükseldiği için hem fiyatları yükseldi. Daha çok insanların tercihi doları, altın, kripto paralar gibi şeyler diyeyim. Alternatif seçenekler. Hani ev alan satan çok fazla yok. Bir de biz ev konusunda şundan müzdaribiz. Genelde satıcı hep alıcıya yüklüyor. Bu kira olsun, ev satışı olsun. Hani buna bir çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Artık ev bir yatırım aracı kiraya vermek için filan fiyatları cazip değil. Hani uygun olsa belki alır kiraya verir, oradan gelirini karşılar. Ama alıyor kiraya veriyor, kiracıyla problem yaşıyor. Yani o kadar parayı bir eve bağlamak istemiyor. İnsan oturmak için ev alamıyor ki, şu an kiraya vermek için ev almak çok mantıklı gelmiyor. Ben açısından da öyle. Şu an uçmuş durumda. Ne satış var ne alış var. Yani zor bu şartlarda, bizim geleceğimizdeki çocukların geleceği zor, ev alamazlar. Alamayız. Neden? Durum müsait der, imkanları elverişli değil yani. Almış gidiyor ilk başına. İmkanı yok, geçimi zor sağlıyoruz. Ekmeğimizi yitirmesek iyiyiz yani. Bundan iki ay önce traktöre yazılmaya kalktım. Bayiler dedi ki traktör yok, fabrikalar üretemiyor. O gün için yazılacağım traktör. 300 bin liraydı, şu an 600 küsur bin lira diyor. Yazılmak mantıklı mı size göre bilmiyorum. Türkiye'ye satarsam iki tane daire alırım. Türkiye'yi satarsam. Türkiye'ye mi satmak gerekiyor? Başka çaresi yok. Nide gibi bir yerde 1500-2000 lira ev olursa ancak Türkiye'ye satarsan iki ev alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu'nda emekliler ve taşeron işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak ülkedeki emeklilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı. Ülkemizde emekliler gerçekten büyük sorunlar yaşıyorlar. Halihazırda asgari ücretin yarısı tutarında bir emekli maaşı veriliyor. 1500 liradan 2500 liraya çıkarılmış olması emeklilerin sorunlarını çözmedi. Eğer 2008 yılında Adalet Kalkınma Partisi aylık bağlama oranını, kas sayısını %70'den 40'a düşürmeseydi bugün en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olacaktı. Emekliler için mutlak surette bir intibak düzenlemesi yapılması, emekli maaşlarının en az asgari ücret düzeyine çıkarılması, emeklinin yaşadığı sorunlara kısmen de olsa bir çözüm üretecektir. %90'ı emeklinin açlık sınırı altında maaş almaktadır. Bunun için kanun teklifi verdim. Emeklilere en az 4.253 lira, yani bir asgari ücret tutarında Ramazan ve bayramda ikramiye verilmelidir. Ayrıca banka, oda, sigorta, vakıflardan emekli olanlar bayram ikramiyesi alamamaktadır. Bu arkadaşlarımızın da mağduriyeti giderilmeli, tüm emekliler için bayram ikramiyesi uygulaması gerçekleştirilmelidir. Ne emekli olmanızın yolu açılıyor, ne emekli olduktan sonra da hak ettikleriniz size sağlanıyor. Ayrıca Gürer, Meclis Genel Kurulu'nda da yaptığı konuşmasında il özel idaresi, belediye ve şeker fabrikaları gibi kamu kurumlarında çalışan işçilere kadro verilmesi gerektiğini söyledi. Şeker fabrikalarında belediye ve il özel idare gibi kurumlarda geçici işçiler çalıştırılmaktadır. Ve bu işçilerimiz yıllardır kadro verilmemektedir. 23 senedir geçici işçi olarak kamu şeker fabrikasında çalışan emekçi arkadaşlarımızdan bir tanesi diyor ki, kadroda bizim anamızın ak sütü gibi helaldir. Sendika bakanlık arasında imzalanan protokolde geçici işçilerde kadro alınması bir an önce sağlanmalıdır. 22 yaşında girdim, 45 yaşına geldim, hala kadro alamadım. Bizler de bu fabrikaların tozunu, yükünü çekenleriz. Bizim de kadro hakkımız verilsin istemektedir. Alın teri emekleri hiç sayılması ailelerini ve kendilerini de yaralamaktadır. Bu nedenle şeker fabrikasındaki geçici işçiler, belediyelerdeki geçici işçilerin kadroları verilmeli, onların da mağduriyetleri giderilmelidir. Sırada hava durumu.
Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.